Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar, durmak yok, Sıla yolu devam ediyor. Kış için planlarımı yapıyorum. Belki Aralık'ta spontan bu arabayla Türkiye'ye gidebilirim. Onun için şimdi bu arabaya hazırlık yapacağım. Kış lastiklerini falan şimdiden taktıracağım. Bu arabayı normalde hanım kullanıyor. Ama bakarsınız, bir kere de bundan Türkiye'ye gidebilirim. Bakalım bu uzun yolculuk bu Kia ile nasıl olacak? Kia Proceed. Biraz da yollarda tabii ki reklamımızı yapalım. Şimdi ben bu arabayı servise vereceğim. Tekerleklerini değiştirecekler. Kışlıkları takacaklar. Belki diyeceksiniz, ya abi neden bu kadar erken değiştiriyorsun? Arabanın içi arkadaşlar şöyle. Yani bu arabanın içinde de her şey mevcut. Tabii X5 gibi yüksek değil. Peki diyeceksiniz, neden bu kadar erken lastikleri değiştiriyorsun? Arkadaşlar, haftaya işe başlayacağız. Şimdi izinliyiz. Ondan sonra çok yoğun olacağım. Gerçekten vaktim olmayacak. Onun için bu iş aradan çıksın. Bu arabayı yaptırdıktan sonra da X5'in lastiklerini değiştireceğim. Bakarsınız, kışın benim aklım belli olmaz. Murat Bozdoğan'ın aklı belli olmaz. Belki iki kere de gidebilirim. Yani bir Aralık'ta giderim, bir de Şubat'ta da gidebilirim. Hadi şimdi hep beraber lastik değiştirmeye gidelim. Arabayı şöyle bir çalıştıralım. Onu da şöyle bir görün. Arabanın içi böyle. Nedense dit dit dit. Ondan sonra ben bu şeyi hemen buradan, Spurwechsel diye bir şey var, onu oradan alıyorum. Kemerimi de bağlayayım. Arkadaşlar bakın, araba otomat. İçinde her şey var. Navigasyonu güzel. Ama işte Kia. BMW değil, Kia. Ama çok yani her şeyi de var içinde. Bakın arka kamerası var. Gelin şöyle bir şu evin önünden çıkalım beraber. Siz kameraya bakıyorsunuz değil mi? Evet, ben de aynalardan, siz kameradan. Yandaki komşu da büyük bir inşaat başladı. Bahçesinde bir şeyler yaptırıyor. Arkadaşlar, burası bizim sokak. Arkadaşlar kusura bakmayın, hiç telefonu tutacağı falan takmadım. Spontan dedim yapacağım bunu. Bu çekimi, bu çekim de böyle olsun. Biraz arabayı görün, telefonu elimde tutuyorum. Biraz arabanın içini görün, biraz İsviçre'yi görün. Havalar çok güzel geçiyor. Biraz evvel hava durumuna baktım. Daha 2 hafta 22, 23, 24 derecelerinde. Ama şimdi ben kışlıkları taktırırsam bu iş aradan çıkar. Ve hanım zaten burada fazla kullanmıyor. 2-3 kilometre işe gidip gelmek için. Yoksa yani böyle havalar sıcak oldu mu tavsiye etmem kışlıkları takmanız. Çünkü asfalt sıcak oldu mu kışlıklar çok çabuk yıpranıyor. Yani buna dikkat edin. Benim lastikçi zaten hemen şurada yakın bize. Karoseri Brunner. Biraz reklamını yapayım. Ben çok memnunum. Ailece oraya gidiyoruz. Arabanın servisini de yapıyor. Ama BMW'yi ona vermiyorum. BMW'nin çünkü daha bedava servisi olduğu için oraya veriyorum. Ama bu hanımın arabasını mesela oraya veriyoruz. Hadi gidelim şimdi bakalım. Lastikçide de biraz çekim yaparız, hem görürsünüz Türkiye'den bilhassa bakanlar yurt dışından İsviçre'de nasıl çalışıyorlar. Otuz saniye sonra veyahut da 50 saniye sonra orada olmuş olacağız. Şuradan bir sağa sapacağız, bir daha sapacağız. Sağa, orada olmuş olacağız. İleri gittik mi buradan? Vil şehri geliyor. Beni çoktan beri takip edenler bilir. Bu
arabanın motoru galiba 1600 olması lazım. Tam bilmiyorum, herhalde 1600. Öyle pek canavar kuvvetli bir şey değil yani. Ama bizi A'dan B'ye götürmek için yetiyor. Gayet güzel. İçinde her şey var biraz evvel dediğim gibi. Ama tabii ki bir BMW Mercedes'te, BMW'de, Audi'de olan, Volvo bunlarda olan konfor bu arabada yok. Bakın ve geldik arkadaşlar. Burada Brunner yazıyor, görüyorsunuz. Ve burada ben şimdi bu arabanın lastik bakımını yaptıracağım. Burada araba satıcısı var. Wheel and by Wheel'deyiz. Arkadaşlar bu adam acayip araba satıyor.